Galatasaray tabii ki hem Süper Lig'de hem kupada hem de Avrupa'da yoluna devam edecek ama tabii ki transferler konuşuluyor. Devre arası transfer dönemindeyiz. Bu noktada takımdan gitmesi planlanan ya da takıma gelmesi planlanan bazı isimler var. Talipler gelen isimler var. Bunların hepsini konuşmaya çalışacağız ama öncesinde tabii ki bugün Icardi'nin gelişiyle başlamak istiyorum. Icardi bugün artık takıma dönüyor. Sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışamıyordu. Bu nedenle de ufak çaplı bir dinlenme tatili yaptı da diyebiliriz. Bugün de artık Icardi dönüyor. Neler söylersiniz? Valla çok şey söylemek isterim ama söyleyebildiğim kadarını söyleyeyim. Eğer şu anda Galatasaray taraftarının, Icardi sevenlerin bir elinde gerçekleştireceği bir imkan olsa uçaktan indikten sonra kollarını açar ve böyle adeta sarılırlar Icardi'ye. Özlediler çünkü. Başta Icardi'nin olmadığı tüm maçlarda o oynanmayan Süper Kupa'dan sonra oynadığı iki tane maçta da Galatasaray Icardi'yi çok net bir şekilde aradı. Antrenmanlarda gözler arıyor. Maçlarda tribünler arıyor. Rakipler aramıyordur çünkü rakipler Icardi'nin korkulu rüyası. Rakipler de savunma oyuncusu olmak kolay bir şey değil. Icardi gibi bir oyuncuyu tutabilmek. Yani ne kadar son haftalarda gol kısırlığı çekmiş olsa da Icardi'nin sahada olması yani 5 tane mi diyeyim, 10 tane mi diyeyim çok da şeyine haksızlık yapmıyorum ama o Halil'le kıyasladığımız zaman, Bakambu'yla kıyasladığımız zaman çok başka bir Icardi var. Hele iki maçta bu Icardi'nin Halil'in performansını gördüğün zaman ne 5 tane ne 10 tane Halil'le mukayese edilebilecek bir Icardi var. Yani bir laf var ya, ölüsü bile şundan daha iyidir. Icardi'nin en kötü hali, en kötü hali sahada gelse, sadece yürüse, yarı sahada geçse Halil'den daha fazla iş yapar. Dolayısıyla burada Icardi severlerin, futbol severlerin Icardi'yi özlediği doğru. Takım arkadaşları da özlemiştir. O yüzden bugün sabah bir paylaşım gördüm, uçak paylaşımıydı. Herhalde bu akşam İstanbul'da olacak. Dün Perşembe gelebilir denilmişti. Bugün de o uçak paylaşımından sonra ben de bugün gelebileceğini düşünüyorum. Sonuçta Bu Arjantin akşam yüksek ihtimalle gelecek. 8-10 saatlik bir yol. Yani bundan 2 saat önce falan bir paylaşım yapmıştı bavullarla havaalanında. Bu akşam burada olsa, yarın Perşembe takımla beraber olmasa da ayrı çalışır. Beklenen planlamada Trabzonspor maçında sahada olması. Yani kadroya sonradan girmesi falan değil ki Icardi antrenmansız daha önceleri çok fazla maça çıktı. Gelir gelmez 11'de olur mu? Yine söylüyorum, en kötü Icardi yine gelir 11'de oynar. Ne kadar koşar, koşu mesafesi beni ilgilendirmez. Sahaya çıktığında golünü atabilir, attırabilir. Rakibi yorabilir. Rakip de en az iki kişiyi oyundan düşürebilir. Yani bu Icardi 15 gündür idman yapmıyor, bunu bırakalım diyebilecek bir oyuncu değil. Sahaya çıktığı anda rakiplerin korkulu rüyası olur. Geldiği anda zaten bu akşamki antrenmana yetişmez ama yarınki antrenmanda bol bol resmini görürüz. Ama salonda, ama içeride. Geliş görüntülerini de görürüz. Icardi bir an önce takıma katılması lazım. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Yokluğunda yeri dolmayacak bir oyuncu ve çok çok yeri hissedilen bir oyuncu. Bakan bu da yoktu. O yüzden Galatasaray'da şu anda söylüyorum, Trabzonspor maçının o önemli oyunculardan bir tanesi Icardi olur. Hoş geldin Icardi diyelim yeniden. Çünkü tedavi, tatil, dinlenme, bunun adına ne dersek diyelim. Maskeyle mi oynar, maskesiz mi oynar onu da bilemeyiz ama bu tatil ya da bu dinlenme süreci kendisine iyi geleceğini umuyorum. Peki, hemen izleyicilerimizin yorumlarına geçeceğim ama onun öncesinde Icardi ile birlikte sahalara dönmesi beklenen bir isim daha vardı. O da Davinson Sanchez'di. Hemen hemen her maçta, hemen hemen demeyeyim hatta gittiğim her maçta ben Davinson Sanchez'i gördüm. Kendisi oynayamasa bile takımına destek vermek için her zaman stattaydı. Bu nedenle ne kadar aidiyet hissettiğini biraz anlayabiliyoruz. Davinson Sanchez ne zaman sahalara döner diyeceğim ama Davinson'un yokluğuyla birlikte Nelson'un yakalamış olduğu formu, attığı gol hatta skora katkısı ciddi anlamda Galatasaray taraftarını da mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Nelson ve Davinson Sanchez ikilisinin geleceği ne olacak? Birisi olmayabilir. O da herhalde Nelson olacaktır. Nelson'un tam küstü, formaya küstü, işte hocaya küstü, taraftara küstü, bayağı bir maçında üçlü çağırmalarına rağmen gitmedi denilen Nelson, Sanchez'in sakatlığında adeta siperhane bir şekilde görevini tam menajerinde yaptı yani. Sanchez'in olmadığı tüm maçlarda Nelson görevini en iyi şekilde yaptı. Tıpkı geçen sene şampiyon olan kadroda yaptığı gibi. Hatırlayalım, bir Kasımpaşa maçı vardı. Kafası yarılmıştı. O maçta bandajla çıktı. Tamamıyla maçı bitirdi. O şampiyonlukta maç bitirirken çok önemli bir pozisyon kesmişti. Nelson takım için çok önemli bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın transfer yapması, satması gereken de bir futbolcu da, yani iki futbolcu olacak.
Nelson'a dün akşam itibariyle İtalya'dan, Napoli'den teklifler geldiği konuşuldu. Kulübe gelen resmi ya da dolaylı olarak teklif olduğunu duyduk ama Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda satılabilecek bir teklif mi? Şu anda tam olarak o konuda Galatasaray yönetiminden bilgi alamadık. Çünkü 25 milyon euro serbest kalır maddesi olan bir oyuncuya 10 milyon euro bir teklifin geldiği iddia edildi. Rakamsal konuda Galatasaray'ın rakamı daha yukarı beklentisi yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü 7 milyon euroya almıştı. Evet, iyi bir şekilde değerlendirdi Nelson'u. Ama satış için kesin bir şey söyleyemem. Görüşmeler sürebilir. Belki bu arada yeni teklifler gelebilir. Ama Nelson Galatasaray için önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani Sanchez sakatlandığı anda baktığımız zaman 4-5 maç çok iyi bir şekilde performans gösterdi. En son maçta senin de ifade ettiğin gibi Ceren gol attı. Nelson'la uyumu, Mertens'le uyumu. Mertens kornere gitmeden önce orada kameralarda yok. Tribünden çok iyi bir şekilde Mertens orta yapmaya giderken Nelson'a nerede duracağını gösteriyor. Evet. Telefon mu çaldı? Evet, bir girişik yapmamız gerekiyor. O sırada ben de izleyicilerimizle konuşmuş olayım. Bütün sorularınızı sormaya çalışacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı görüyorum, okuyorum. Bu arada yayınımız canlı, bunu da hatırlatmış olayım. O yüzden lütfen sorularınız varsa kısa, öz ve anlaşılır şekilde yorumda bırakabilirsiniz. Ben de hepsini tek tek sorayım. Ve sevgili Savaşoğlu yeniden aramıza katıldı. Kusura bakmayın, bir telefon çalınca yayın gidiveriyor birdenbire. Ona ne yapsam engelleyemiyorum. Transfer telefonuysa sorun yok. Transfer değil. Gereksiz bir telefon. Aslında yine futbolla alakalı ama transfer ben de bekliyorum. Transfer varsa ben yayına girdiğim zaman gelişmeleri WhatsApp'tan okuyorum ki buradan canlı canlı bir şey olduğu zaman. Çünkü yazıyorum yayına girdiğim zaman bildiğim, beklediğim telefonları. O yüzden şununla ilgili bir şey yok. Transfer şu anda herhalde kısa vadede. Tekrar Nelson'u konuşmuştuk. Orası çok önemli. Yani Mertens orta yapmaya giderken Nelson'a duracağı yeri gösteriyor orada. Topun gelebileceği yer. O kadar güzel bir çalışma içinde. Birbirlerini tanıyan bir. Geçen seneki şampiyonlukta en önemli iki isimden bir tanesi. Yani Galatasaray Kayseri Spor maçında çok kötü bir maç oynadı. Kazanmasını bildi. Verilmeyen gol belki çok farklı olabilirdi. Ama şunu da söyleyelim. İki tane 37 yaşında lider var sahada. Yani birisi Muslera, birisi Mertens. Birinci kaptan, ikinci kaptan. İşte Kerem zaten yok ikinci kaptan. Üçüncü kaptan Mertens. Yani 37 yaşındaki iki tane en tecrübeli adam size maç kazandıranlar olabiliyor. Galatasaray bütün eksiklere rağmen şu anda evet 2 puan gerisinde toparlarsa, eksikler gelirse, Icardi gelirse, Kerem gelirse, bir takımdan dönecek olanlar var. Bu süreçte Trabzonspor karşısında da iyi bir sonuçla dönerse hala şampiyonluğun güçlü adaylarından bir tanesi. Ezeli rakip Fenerbahçe'yle geçen haftaya kadar puanlar eşitti. 2 puanlık bir fark var ama her an puanlar kaybedebilir. Galatasaray da kaybedebilir, Fenerbahçe de kaybedebilir. Önümüzdeki haftalar biraz daha hareketli, biraz daha sert, rekabet seviyesi yüksek gelecek bir mücadele edeceğiz. Ama bir gerçek var, Galatasaray'ın takviye yapması lazım, transfer yapması lazım. Yani evet. Sol bek, 10 numara. Şimdi hakikaten gözler transferde. Barış'a baktığım zaman Barış'a kıskanıyorum demeyeceğim ama gerçekten herkes imrenmeye başladı. Sol bekte oynuyor, sağ bekte oynayabiliyor, kanatta oynayabiliyor, forvette oynayabiliyor. Ya maçta bir anda sol bekleyken kendini forvet hattında bulabiliyor. Bir kale kaldı herhalde Barış'ın oynaması. Bir kale kaldı. Bu tip oyuncular kaleye de geçebilirler. Servet Çetin hocamın kulakları çınlasın. İki kere kaleye geçtiğini biliyorum yani. O da mesela stoper oynardı. Orta sahaya geçerdi. Tuncay Şanlı keza aynı şekilde bir defa kaleye geçmişti. Çok mevkili oynayan oyuncular. Yani burada Barış Alper Yılmaz bu sezonun gerçekten en enteresan çıkış yapan oyuncularından bir tanesi. Tam bir görev adamı oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, 2014-2015'ten bu tarafa en çok topla buluşan, en çok ceza sahasında şut çeken, rakip hata kesen istatistikler bazında aşağı yukarı 14 sezonu olsa, yani 10 sene sonra böyle bir istatistik yakalayan ilk futbolcu oldu Galatasaray'da.